Hande Yener görüntülenmiş. Her zaman olaylı, her zaman sıra dışı bir popçu Hande Yener. Hande Yener ne demiş pop müziğinin kraliçesi? Aşk hayatından mutlaka bahsetmiştir. Neler söylemiş hep birlikte izleyelim. Perşembe günü açılışımız var. Onun heyecanı. Bodrum'la ilgili şimdi toplantıya gidiyorum. Orada da biliyorsunuz mekan açacağız yine. Stüdyoya gidiyorum. Burada çünkü canlı konser yapacağız biz. Onunla ilgili o proje farklı bir proje. Stüdyo kayıtları için stüdyoya gidiyorum. Onun dışında yurt dışında da çok güzel konseptler gördüm kulüplerde. Hem Amerika'da hem Hollanda'da, Viyana'da filan. Güzel fikirler, aynen güzel fikirler geldi aklıma oraları görünce. Yeni eğlence anlayışı, yeni projelerle perşembeden itibaren İstanbul, Bodrum. Biz varız yani artık. Ben patronunu seviyorum yani kimsenin yanında çalışmaktansa kendi dükkanımda şarkı söylemeyi tercih ediyorum. Ama başka işlere de gidiyorum tabii, kulüp açılışlarına da gidiyorum. Devamlı bir yere ait olmak o ancak kendi dükkanım olursa mümkün. Burada da istediğimiz zaman müzik yapacağız. Oğlum da çalacak. Zaten nişanlım da bütün ekibi kurdu, içeride çalışacak ekibi. Bir aile dükkanı, yani dükkan demeyelim, burası ev gibi. Muska, evet, o meşhur muskan benim. Ben onsuz çarpılıyorum. Çok nazar diyor. Bak çocuk devamlı vokal geliyor orada. Ablamı çekemeyen olsun. Ablamı çekemeyen olsun. Ablamı çekemeyen ölmesin canım. Hemen şarkıyı yaptık ya. Ölmesin der. Hemen şarkıyı yaptık ama. Tabii canım. Yani ben normal konuşmayı sevmiyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum. Sağ ol hayatım. Sezen Aksu projesinde çıkıyorum. Kendi albümüm Hepsi Hit Volume 2 geliyor. Sonra bir arkadaşıma daha düet yaptım. O yüzden böyle çok fazla projede olmak biraz sıkıntı. Yıldız Tilbe'yi de seviyorum. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Tarih önemli bu tür projelerde. Gökhan Özen'le de var bir görüşmem. Onun da bir projesi var mesela. O da bir şarkı yapmak istiyor benimle. Dolayısıyla hepsi yazın çıkarsa boğar ortalığı. Denge yapmaya çalışıyorum. Zamanlarına bakarak ne zaman çıkacak o çok önemli. Yoksa seve seve bir Yıldız şarkısı okurum. Hiç yani bununla ilgili bir şey düşünce olmasını istemem, olumsuz. Ya, albümde Demet Akalın olması sizi rahatsız etmez. Yok ya. Ben ya hani ayrıca niye ben o kişinin varlığından rahatsız olayım? Benim hiçbir problemim yok Demet'le. Sadece biz bir şekilde birbirimizi görünce gıcık oluyoruz. Gıcık bir enerji yayılıyor. Bilmem, o fazla ilgileniyor benim hayatımla. Ben mesela hiç ilgilenmiyorum. O kadar çok işim var ki şu anda stüdyo diyorum ya, koşuyorum. Bodrum mekanıyla görüşeceğim. Kendi albüm şarkılarımın kayıtları var. Sizce benim birinin hayatına bakma şansım var mı? Vaktim olabilir mi? O şey, bir emoji vardı ya, o emojiden sonra ama daha o öyle yansıttı, öyle değil dendi. Hala o öyleymiş gibi konuşuyor biliyorsunuz. Yani öyle algı yaratıyor. İşte bunlar zaten arayı düzeltmiyor. Yani sürekli negatif algı yaratmaya çalışıyor hakkımda. Benim kadar hümanist, insanları ve hayvanları seven ve hayatında benim kadar bu ülkede birilerine meşhur olması için destek olan bir isim daha söyleyin bana. Ben daha önce de zeytin dalını denedim ama o dalı kırmayacaklar. Yani o dalı kırma... Şimdi ben bir insana samimiyet gösterdim de hala sen beni içten yıkmaya çalışıyorsan o zaman zorlamaya gerek yok. Zaten Hülya Avşar'ın dediğine ben çok katılıyorum. Sanatçıdan dost olmuyor. İster istemez bir kıskançlık, bir başka bir şey oluyor. Bu o diyalogları bozuyor. O yüzden ben öyle bir enerjide de dostluk kurmak, niye zorlayayım kendimi? Ama hiçbir sorun olmamasını da istiyorum tabii ki. Niye olsun? Niye benim her söylediğim laf ona gidiyor mesela?